İyi akşamlar saygıdeğer seyirciler. Türkiye'yi gece uyutmayan konuları ele aldığımız Ben Seni Dinledim programında yine sizlerle birlikteyiz. Bilimden asla şaşmayan, asla sapmayan programımızda bu haftaki konumuzda uzayda hayat var mıdır? Evet, konuklarım efendim fizik profesörü Mesut Basınç. Hareket teorisyeni Fikri İleri. Asansör uzmanı doçent Doç. Ve tabii ki eşi yardımcı doçent Burcu Yardoç efendim, hoş geldiniz. ve tabii ki bilimsel araştırmalarını yapmak üzere Alaska'ya gitmiş olan İsmail Baş yayınımıza 3G ile kendileri bağlanacaklar efendim. Siz de hoş geldiniz İsmail Bey. İsmail Bey. Evet. Evet, sesimiz tabii geç gidiyor. Böyle donmalar olabilir, kesintiler olabilir yayınımızda efendim. O zaman Mesut Bey sizinle başlayalım. Diyorlar ki Mars'ta su var, bunu biliyoruz değil mi? Peki bu insanları nasıl etkiler acaba? Mars'ta hayat var mıdır? Hmm. Efendim tabii yani şimdi bu konuyu bütün özellikleriyle ele almamız lazım. Yani Mars'taki yer çekimi, dünyadaki yer çekimi... Bir dakika anlamadım ne? Ne? Ne dedin sen? Yer çekimi mi dedin? Yer çekimi... Ya artık bunlara inanan var mı ya? Kardeşim yer çekimi diye bir şey yoktur. Yer çekimi yok mu? Tabii ki yoktur. Ne, bunlar tamamen batıl inanç ya. Açık birazcık artık burada bilimsel olun ya. Nasıl yok efendim yer çekimi? Sen bir dakika benim lafımı kesme. Ben seni saygıyla dinledim, sen de beni saygıyla dinle. Efendim daha programın başı... Ya kardeşim sen kimsin? Ben mi? Asıl sen kimsin? Bana diyor ki yer çekimi. Peki bir dakika. Yer çekimi o zaman ben şey, Fikri Bey rica ediyorum şu arkamdaki balon ipini keser misin? Al. Kes bunu ipini. Size zahmet. Oraya tükürmedim öbür tarafını. Evet. Bakınız küçücük balon. Hafif incecik bir şey. Yer çekimi varsa yer çekimi bu balona nasıl karşı koyayım? Hele sen bana bunu bir cevabını ver. Efendim bakın şimdi onun içerisinde helyum gazı var. Evet. Helyum gazı oksijenden daha hafif olduğu için balon uçuyor. Ya saçma sapan konuşma, azıcık bilimsel olun ya. Gazın ağırlığı mı olur? Gazın ağırlığı varsa o zaman affedersin her gaz çıkardığımızda kilo vermemiz lazım. Evet. Tabii ki doğru diyor. O zaman senin gazdan sabaha kadar kuş gibi uçman gerekirdi. Şurada. 70 milyonda sizi burada duysun, neler yaptığını görsün. Efendim yani Nezaket Hanım, programın başında konudan sapmaya başladık. Konumuz bizim yer çekimi. Yani Newton'un bulduğu yer çekiminden bahsediyoruz burada. Bir dakika, şimdi sen Newton dediğin an benim orada iki çift laf mı olur? İki çift lafı benim ya, hakkım olur benim. Ha buyurun, eşiniz size izah etsin Newton'u, buyurun. Tabii ki. Şimdi Newton... Ne yapıyor? Elma ağacının altında oturuyor değil mi? Evet, bakın. İyi dinleyin Hüseyin Bey. Evet. Elma ağacından onun elma kafasına kutur düşüyor. Daha sonra Newton elmaya bakıyor ve karısının ona yaptığı elmalı turtayı hatırlıyor. Ve karısına, karıcığım öpeyim ellerini, ellerine sağlık, ne de güzel yapmasın demek için eve dönüyor. Ama ben yaptığımda elmalı turta, ben yaptığımda ne oluyor? Kardeşim sapıyla kabuklarını daha sormadan elmayı abele tüm koyuyor. Ben burada canlı yayında soruyorum. Bütün Türk halkının önünde soruyorum. Mesut Bey cevap versin canlı yayında. Böyle elmalı turta olur mu? Hadi bakalım. Hadi. Mesut Bey. Hadi. Mesut Bey buyurun. Ya hayda şimdi yani sizin aileden de normal bir şey beklemek hata tabii. Ya bakın efendim. Kütle çekim yasası, yani Newton'un bulduğu kütle çekim bana yasasından hala Newton deme, bana Newton deme. Bana Newton eğer ciddi bir bilim adamı olsaydı elma tarlasında dolanmazdı öyle. Bana hala Newton'la deme. Hoş bulduk Nezaket Hanım. Mars'ta su bulunması gerçekten çok önemli. Evet, yayınımız donabiliyor tabii ki. Fikri Bey, birazdan size döneceğim. Buyurun Hüseyin Bey. Ha, şimdi bu adamın dediği gibi.
Eğer ki de diğer ki de gerçek gibi varsa, hani öyle bir şey yok da, diğer ki gerçek mi? O zaman neden bizim bütün kanımız ayaklarımızda toplanmıyor? Mesut Bey. Efendim, yani dolaşım sistemi diye bir şey var. Ama sağ olun, sayenizde benim kanım beynime sıçradı artık ya. Ha, eğer yer çekimi diye bir şey olaydı, kan ayaklarına sıçrardı. Beyin nasıl kendiyle çalışıyor ya. Bir dakika. Bilgen, sen ne kadar cahil, ne kadar cuhalet bir insansın ya. Burada 160 milyon insan bizi izliyor. Gurbettekiler dahil ya hepsi. Ben evde iş yapıyorum misal. Bakın sizin neyin. Karasolar benim ayağıma iniyor. Demek ki yer çekimi var. Ya sen hangi ev içinden bahsediyorsun acaba? Elektrik süpürgesiyle cam silah kadınsın hangi ev için? Hüseyin Bey, balonunuz gerçekten çok güzel. Yalnız benim belirtmek is... Evet, gene yayınımız dondu. Sanırım arkadaşlar, evet, dondu. Hüseyin Bey, çok ilginç iddialarda bulundunuz. Evet. Peki bir bunun kanıtı var mı sizde? Her zaman. Ben çok bilimsel bir insan olduğum için her zaman belgelerle konuşurum. Beni bilen bilir. Bakınız efendim. Bu bir kelebek. Değil mi? Bak. Evet. Aa, bu bir uçak. Değil mi? Evet. Aa, bu da Sabri'nin Eskişehir'e çektiği şut. Doğru mu? Şimdi. Ben burada soruyorum yetkililere. Eğer yer çekimi yoksa, aa, bunlar özellikle de bu, nasıl uçuyor? Bunlar nasıl uçuyor bak? Güzel soru. Fikri Bey. Efendim, tabii. Biraz, biraz sağa kayarsanız, kameramız kelebeği tam olarak görememiş çünkü. Evet. O yüzden. Mesut Bey, bu son resim için ne diyorsunuz? Evet, efendim şimdi yani bir tabii ki, yani yer çekimini mukavemet gösteren nesneler tabii ki havada asılı kalabilir, süzülebilirler. Bu gayet normal bir şey yani. Ya kardeşim, bir dakika, bir şey söyleyeyim. Peki, denizlerde konu açalım. Evet. Denizin dibinde de yine yer var, doğru mu? Tabii. Yer çekimi orada da geçerli mi? Tabii efendim. Denizin dibindeki yerde. Peki üzerinde o kadar tonlarca anda dökme demir gemi gidiyor. Onu niye çekip batırmıyor o zaman? Efendim, yani gemiler suyun kaldırma kuvvetiyle beraber giderler. Efendim, burası çok soğuk. Gerçekten beni hemen lütfen konuşayım ben diyeceklerimi diyeyim de... beni yayından alırsanız çok sev... Yayınımız maalesef tekrar dondu sevgili seyirciler. Evet, bu arada Fikri Bey. Evet. Dişinizde bir şey kalmış efendim. Evet, Hüseyin Bey, Mesut Bey en son suyun kaldırma kuvveti dedi. Vallahi az önce de yer çekiyor dedi. Şimdi diyor ki su kaldırıyor. Ben anlamadım, kendiyle çelişim. Ne yaptı, ne dedi belli değil. Şimdi bir dakika diyorum. Sen diyorsun ki suyu kaldırma kuvveti var, doğru mu? Evet. Yani su kaldırıyor diyorsun. Evet. He? Peki madem ki su kaldırıyor, insanlar niye mesir macunu tüketiyor? Hadi bana bunun cevabını ver. Sen bunun bir cevabını ver önce. Ben bilimsel abi, bana bilimsel verilerle gelsen abi ben lan. Sen demokrasi yapıyor sadece Bak az önce Fikri Bey, aa bak su içiyor. Yani sen Fikri Bey'e laf mı sokuyor? Yani sen Fikri Bey, senin suyu kaldırma kuvvetine ihtiyacın var mı demek istiyorsun Fikri Bey? Öyle sana laf sokuyor, ben bir şey demiyorum. Pes vallahi ben bir şey ya. Demiyorum. Lütfen, biraz saygı efendim. Bak ben öyle bir şey söylemek istemedim. Ben sadece suyun kaldırma kuvvetini bulan Arşimet'ten bahsettim. Yani siz İsmail Bey'e de sorabilirsiniz bunu. Neyi sorayım? Bir dakika. Arşimet kanunu da benim... burada mantık soruları bana geliyor burada. Burada benimle alakalı şeyler konuşuluyor. Bana sıra gelir. Buyurun. Siz burada Arşimet'in hamamda yaşadıkları değil mi? Ha, evet. Tamamdır. Arşimet'in hamamda yaşadıklarını ben bizzat size anlatayım, buyur. Fikri Bey. Evet, evet efendim. Lütfen ben... iyi dinleyelim. Tabii ki. Arşimet, şimdi bakın size benim çok önemli bunlar. Lütfen halkı yanıltmayın. Tamam, Evreka diye bağırıyor efendim. Hayır efendim. Sonra da buluyor işte. Nasıl buluyor? Bir dakika, insanları yanıltmayın. İnsanlar televizyonun önünde bizi izliyorlar şu an. Türk halkı yanıltmayın. Bakın, Arşimet hamamda. Niçin hamamda? Annesi Arşoş'a kız bakıyor. Fakat o sırada Arşimet öbür tarafta Keseköpük'te. O kızları görmüyor, annesi bakıyor, bir kızı seçiyor. Gösteriyor Arşimet'e. Allah'ım nasıl çirkin bir kız, kokorak bir kız. Arşimet bunu görünce evlerden ırak, evraklar nerede diye günümüze evrak olarak yerleşti. Ya! Evet tabii ki. Evraklar nereden onu buluyor? Evrak'a geliyor. Bir gidin. Lütfen. Bakın, hayır.
Saçmalıyorsunuz. Bakın, bu saçma, buna inanmayın. Hayırlısı, indir aileli. Ha bak. İndir aileli, indir. Bir şey söyleyeceğim size. Lütfen indir. Şu anda uydurdunuz. Hayır efendim, true story. Gerçekler, true'lar acıtır. Lütfen. Bunlar, bunun anası da beni hamamda buldu. Tabii ki. Beni çok beğendiler ailece. Şimdi beğenmiyor. Pavyonlardan topluyorum ben bunu. 116 milyon insan görsün. Ya ne alakası var? Biz orada bilim kadınlarıyla yanın meyve tabağının ısısını ölçüyorduk. Tabii canım. Ya siz manyak mısınız? Yani bilime tepki olarak mı doğdunuz siz ya? Allah Allah. Fark ettin değil mi Fikri? Argümanlar karşısında çıldırdı, manyaklaştı, üslubu değil. Ben böyle bir canlı yayında böyle şeyler olacaksa ben gidemem. Evet Mesut Bey, lütfen sizden rica edeceğim. Bilimsel şeylere dayanarak konuşmaya, lütfen yön verin tartışmaya. Rica edeceğim, lütfen. Çok rica edeceğim. Fikri Bey, size dönecek olursam. Evet, dönün efendim. Mesut Bey. Evet. Hüseyin Bey'in söylediklerini nasıl çürüteceksiniz? Tamam, şöyle yapalım efendim. Bakın şimdi, bakın. Bakın, cebimde 1 lira var. Şimdi atıyorum bunu, tuttum. Evet. İşte bunu yapan şeyin adı yer çekimi kuvvetidir efendim. Ya bırak Allah seversen, Türk lirasının düşüşte olduğunu herkes biliyor. Çocuk mu kandırıyor? Ya çocuk mu kandırıyor? Artık biraz bilimsel konuşun ya. Efendim lütfen saçmalamayın Allah aşkına. Faiz kuruyla yani yer çekimi kuvvetinin ne alakası var? Ama benim burada sözüm kesiliyor. Rica edeceğim yani. Şimdi bakın burada ben, burada Hüseyin Bey'e söylemek ya bunu karışmayın, bırakın karışsın orada dursun, bu ne uğraşıyorsun? Evet Fikri Bey, şimdi size söz hakkı verecek olursam. Evet. Fakat şu anda tartışma çok heyecanlı bir yerinde. O yüzden Hüseyin Bey, en son faiz kuruyla yer çekiminin alakası yok dedi Mesut Bey. Asıl kendisinin bilimle alakası yok. Tutturmuş bir yer çekimi, batılıyla silerle uğraşıyor. Yer çekimi diye bir şey yoktur. Ha olsa olsa toprak çekimi olabilir, toprak çeker çünkü doğrudur. Misal, benim 97 yaşında nenem var, onu toprak çekiyor. Ha böyle bazen dalıyor gidiyor. Niye? Çünkü gidici. Mesut Bey, sizce Hüseyin Bey'in nenesi gidici mi? Ne bileyim ben ya? Allah Allah, Cinci Hoca mıyım ben? Nostradamus muyum ben? Ne bileyim? Evet, Nostradamus. Ama benim doğum günümü hatırlamak için Nostradamus olmaya gerek yoktu. Bu adam benim doğum günümün gününde, benim doğum günümü unuttuğu gibi halı saha maça gitti. Herkesler de bilsin bunu, herkesler de duysun bunu. Ne kadar nankör bir kadısın ya. 4 tane gol attım, birini sana hediye ettim ben o gün. Çok dağımda benim o. Heh, paraşütçüler. Tamam. Evet. Madem yer çekimi yok, paraşütçüler neden yere düşüyor? O zaman havada asılı kalmaları lazımdı. Buyurun buna cevap verin. Çok basit. Gök itimi diye bir şey var. Gök itimi mi? O ne ya? He, ağda böyle gök olursun işte. Gök itimi. Gök itimi nedir onu bilmiyorsun. Geliyorsun benimle burada bilim bilmemle konuşuyorsun göküm. Sen öyle daha ne? Bir cisim eğer havalanırsa gök onu böyle baskılar, iter, gök itimesi. Gök iter. Hayır efendim, yer çeker. Hayır efendim, beton çeker. Sen betona yattın mı zaten hastasın. Biz öyle sizi gibi beleşten meleşten öyle konuşmuyoruz. Burada belgelerle konuşuyorum. Yer çekimi yok. Yer çekimi olsa yerinde duramazsın. Faiz kuruyla ne alakası var efendim yer çekiminin? Ne alakası? Evet Mesut Bey, hak veriyorum. Tamamen size hak veriyorum. Şimdi benim asıl söylemek istediğim... Yine yayın dondu. Peki yer çekimi yoksa ne vardır? Ben söyleyeyim efendim hemen. Fikri Bey, yalnız size sormadım. Lütfen, ben Burcu Hanım'a sordum. Yani size söz hakkı verilmeden lütfen konuşmayın. Çünkü ses ses üstüne biniyormuş. Arkadaşlarım bana haber verdiler. Lütfen rica edeceğim, size söz verilmeden konuşmayın. Burcu Hanım, yer çekimi yoksa ne çekimi vardır? Dizi çekimi var. 2 gün üst üste bizim sokakta sabaha kadar çeken var. Dizi çekimi mi? Ya bununla şimdi ne alakası var efendim konumuzun? Şimdi? Ne oldu? Zoruna mı gitti? 2 saattir çekim çekim diyordum. Peki ben şimdi burada sorayım. Canlı yayında, Türk halkının önünde, hodri meydan, hadi bakalım. Sana sorayım, cevap ver. Mankenden oyuncu olur mu? Buyur cevap ver. Hadi. Çok güzel soru. Mesut Bey buna cevap verecek misiniz? Hadi. Ya yemin ederim çıldıracağım artık ya. Ben burada bilimsel bir şey konuşmaya geldim. Devam çağırıyorsunuz, ağzıma laf sokuyorsunuz. Aa, İsmail Bey'in yanında ayı var. Efendim, biz yayın dondu zannediyorduk ama İsmail... Ben pardon. Ya bu ne ya? Ya bir şey söyleyeceğim.
İsmail sen dondun, kıpırdama. Ben kendimi o kutup ayısı. Bedevi gibi hissediyorum. Ama yok, kutup ayısı. Anlat, durumu anlat. Alaska'da kutup ayısı olur. Evet, sen dondun. Benim memleketimde olduğun için seni karşıladım. Sanıyorum misafirperverlik göstereceğim birazdan. Tamam, dur. Dur. İbrahim korkmasın diye kendini göster. Ha? Gösteremiyorum. Çok bir gel buraya, bir gel bakayım bir. Ne? Bir gel, öne gel, öne. Nereden geleyim? Nereden mi geleyim? Bir gel. Gel. Çıkıyor mu? Kuyruğu nasıl onun ya? Çıkıyor mu kafandaki? Nasıl sıcak bu? Kıpkırmızı olmuşsun. İçinde bir şey var mı? Çocuk şey pişmesin diye de. İki fok yedim çıktı. Tamam. Söyle ne bak. Yedin? İsmail fok. Korkacak bir şey yok. Fok yemiş. İyi fok yedim. Şimdi İsmail de gördü. De İsmail arkadaşım. Korkma, korkacak bir şey yok. Şey dursun. E sabit donmuş dursun. Diyor, bak, sen kokla, sen bayağı ama. Ayısın. Ayı gibi kokla. Buyurun. Tamam. Şey yapma. Ha. Evet, devam edin. Evet efendim, biz yayın dondu zannediyorduk. Fakat donan İsmail Bey'miş. İsmail Bey, efendim arkanızda ayı var. Evet. Duymuyor. Duymuyor. Programımızı kapatmadan önce son bir söz hakkı için Fikri Bey'e... Programımızı kapatmadan önce son bir söz hakkı için Fikri Bey'e dönemiyoruz çünkü süremiz bitti. Tekrar görüşünceye dek esen kal Türkiye. Benim de aşık atacak adam değil. Artık konuşmayın. Beni bırakın ya.